İnsanlığın ekonomik ve sosyal refahını artırmak için politikalar geliştirmek amacıyla çalışan köklü bir uluslararası kuruluş olan İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD geçtiğimiz Aralık ayında 60. yılını kutladı. Daha iyi yaşamlar için daha iyi politikalar sloganıyla 14 Aralık 1960 yılında kurulan OECD'nin toplantıları uluslararası ölçekte ilgiyle takip ediliyor ve geniş bir konu dağılımına sahip yayınları kaynak niteliği taşımaya devam ediyor. Türkiye günümüzde 37 üyesi bulunan kuruluşun 20 kurucu üyesinden biri. Yeni bir OECD merkezine ev sahipliği yapmak için genel anlamda Türkiye ve özel anlamda İstanbul'dan daha iyi bir alternatif düşünülemezdi. Ülkemizde OECD'nin bir merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar 2012 yılında başladı. Ana karargahı Paris'te bulunan OECD'nin İstanbul merkezi, Berlin, Meksiko, Tokyo ve Washington'ın ardından 5. uluslararası merkez olarak tarihteki yerini alıyor. Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrasya'nın kesişim noktasında olan Türkiye, yükselen bir ekonomi olarak COVID-19 pandemisinin oluşturduğu tüm zorluklara rağmen dayanıklılığını da bir kez daha ispat etti ve 2020 ihracatı bu dönemde 169,5 milyar dolarla beklentileri aştı. Türkiye'nin ticari, ekonomik ve kültürel merkezi olan İstanbul'sa her dönemde olduğu gibi küresel çapta bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye tarafından sağlanacak yıllık 1 milyon avro tutarındaki gönüllü katkıyla ilk etapta 5 yıl süre için kurulan OECD İstanbul Merkezi'nin yerleşeceği Oda Kule, İstanbul'un kalbinde yer alıyor. 2017 yılında renove edilen tarihi iş merkezi, çağın en güncel teknolojik imkanları ve güvenlik önlemleriyle donatılmış, her türlü ihtiyaca cevap verebilen bir 21. yüzyıl binası olma özelliğini taşıyor. OECD İstanbul Merkezi için Oda Kule içinde tahsis edilen net 165 metrekare alana sahip, hizmete hazır bir şekilde donatılmış olan ofis, İstanbul'un tarihi yarımadasına hakim, eşsiz bir manzaraya sahip. Merkez Oda Kule'nin toplantı ve eğitim salonlarını kullanabilecek ve bu salonlarda ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte teknik düzey ve üst düzey katılımlı toplantı ve konferanslar düzenleyebilecek. Merkez, OECD ve üyesi ülkelerle Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya'daki OECD üyesi olmayan ülkelerin ilişkilerini de geliştirecek ve bu ülkelere özel politikalar geliştirilmesi için çalışacak. OECD İstanbul Merkezi'nde rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık, altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme gibi konular ele alınıyor olacak. Bununla birlikte pandemi sonrası ekonomik ve sosyal toparlanma konusunda da OECD'nin daha iyi yeniden inşa etmek ve kimseyi geride bırakmamak ilkeleriyle çalışmalar gerçekleştirilecek. Yayınlanacak raporlar, düzenlenecek toplantılar, çalıştaylar ve seminerler, ev sahipliği yapılacak teknik ve üst düzey katılımlı etkinlikler, kamu sektörüyle özel sektör arasındaki iletişimden de yararlanılarak geliştirilecek ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirlikleriyle OECD İstanbul Merkezi'nin çalışmaları sadece Türkiye için değil, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkeleri için de faydalı olacak ve sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme yönündeki çabalara destek olacak.